Merhaba arkadaşlar. İlk defa bebek üstünde yavru çıkartacağım. Bunu da sizinle video çekerek paylaşmak istedim. Çünkü bu tarz sorunları yaşayan birçok arkadaş var. Bazen yorumlarda ben de denk geliyorum. Sayfanın moderatörlüğünü yaptığım için. Onlar için de bir nevi hani fikir olur diye düşündüm. Benim de ilk defa başıma geldi. Zaten çiftimin ilk kuluçkasıydı. Erkeği dişi yuvada istemediği için onu ayrı kafese almıştım. Dişim de son 3 gün kaldığı için kızıştı. Kızıştığı için de yumurtadan maalesef kalktı. Yumurtalara annelik yapmak bana kaldı. Tabii ki öncelikle dolu mu boş mu olduğunu kontrol etmem gerekiyordu. Işıkla kontrolü yaptım ama tam emin olamadığım için ılıktan bir tık daha sıcak ama çok fazla sıcak olmayan suyla da test ettim. O sıcak suya koyduğunuz zaman zaten canlı olan, tabii ki son günleri olan yumurtalar için bunu söylüyorum. Test ettiğiniz zaman zaten o suyun içinde kuş hareket ediyor. Hani baya baya hareket ediyor. Çok farklı bir duygu da diyebilirim. Yani çok mutlu olduydum o zaman hareket ettiği zaman yumurtalarım. Ondan sonra da peteğin üzerine tabii ki çok sıcak olmaksızın, benim kombimin ısı derecesi 40'ta başladığı için sadece o derecede yaptım. Çünkü havalar da bayağı sıcak. Kış ayında tabii ki bu derece değişiklik gösterebilir. Çok fazla sıcak olmasını istemediğim için de peteğin üzerine böyle bir bez serip sonra cam kase, sonra pamuk, sonra yumurtaları hani koydum. Cam kase ısı derecesini tuttuğu için, hani ısı seviyesini sabitlediği için cam özellikle tercih ettim. Üzerine bir parça pamuk koyuyorum. Tekrardan iki kat bez örtüyorum. Nem ölçer cihazım var. Isı ölçer cihazı beraberinde. Yani sıcaklığım 25'in altına düşürmedim hiçbir zaman. Nem de 50'nin altına düşürmedim. Çok nadir, bazen 45'e düşüp bazen 50'ye çıkıyordu ama 50'nin de üstüne çıkartmadım. Çünkü fazla nem de iyi değil. Günlük hani yumurtaların durumunu çekmek isterdim ama ortama müsait değil. Havalar sıcak olduğu için banyodaki petekte hani ister istemez çıkartmaya çalışıyorum. O yüzden de şu an oradan uygun bir yere getirdim sizlere video çekmek için. Bu tarz sıkıntı yaşayan arkadaşların yine aklına takılacak bir şey olursa yani yoruma yazabilirler. Çünkü bazen bazı yaptıklarım aklıma gelmeyebilir video esnasında. Eksik anlatabilirim. Hatta yanlış kelime de kullanırsam kusura bakmayın. İlk defa video çekiyorum. Affınıza sığınarak. Çıktıktan sonraki tabii ki süreci de elimden geldiğince video almaya çalışacağım. Çünkü zorlu bir süreç olacak. Çok mini minnak olacağı için nasıl bakacağımı, nasıl ilgileneceğimi ben de bilmiyorum. Elimden geldiğince en iyi şekilde ona bakmaya çalışacağım. Daha doğrusu 4 tanesine birden bakmaya çalışacağım. Bunları da sizinle paylaşmak istiyorum. İnşallah yani hiç kimse bu sıkıntıyı, bu sorunu yaşamaz ama yaşadığı zaman da hani neler yapması gerektiğini bu videoyu izlediklerinde hani onlar için de bir fikir olmuş olur. Böyle bir tecrübe yaşamak istemezdim. Çünkü bakım süreci ve bu süreç gerçekten çok emek isteyen. Özellikle 4 saatte bir kalkıp yumurtaları bir anne gibi, yani sultan papağanı gibi çevirmek gerekiyor. O yüzden zaten yumurtalarımda işaretler vardır. Hani çevirdiğim tarafı tam olarak net bir şekilde bilmek için. Dediğim gibi arkadaşların aklına takılan bir şey olursa, benim unuttum, onların bilmek istediği bir şey olursa videoda sorarsınız, yorumda sorarsınız daha doğrusu. Ben de elimden geldiğince nacizane tecrübem dahilinde sizlerle paylaşmış olurum. Arkadaşlar yumurtaya hani müdahale ettim. Aslında o anın videosunu çektim ama tripod benden biraz uzak olduğu için tam kamera karşısını ayarlayamamışım. Hani elim yüksekte kaldığı için o anı size çektim ama çekememişim gibi oldu. Şu anda hani yavrumuz canlı bir şekilde böyle kasemizde. Yumurta da örttüğüm gibi üzerine örtmeyeceğim çünkü boğulur. Yumurta zamanı üzerine bezle falan da pamuk dışında kapatıyordum. Diğer yumurtalarımda da ses geliyor ama onların daha günü olduğu için müdahale etmeyeceğim. İnşallah onları çekme vaktim olur. Yine böyle petek üzerinde kalacak. Ötmeye devam ediyor. Kalan alanını kendisi açmaya çalışacak.
Sadece böyle pamuk kapatacağım. Evet arkadaşlar, yavrumuzu besleyeceğiz. Elle besleme maması hazırladım. Diğer kasede olmasının sebebi de mama çok çabuk soğuduğu için ayrıyeten sıcak su ayarlayıp kaseyi onun içine koydum ısı derecesini sabitlemek için. Yavrumuz da bu. Ama kısacası şöyle söyleyeyim, çok çok zor bir şey. İlk defa besleyenler için. Tabii alışması biraz zaman alacak. Benim alışmam gibi. 2 saatte bir besliyoruz. 1 ile 4 gün arası. Çok fazla aşırı vermiyoruz zaten. Çok mini minnak olduğu için. Biraz akışkan şekilde ayarlarsak mamamızı yutması daha kolay olur. Yani baya baya akışkan bir şekilde cıvık yani. Ya elinizden geldiğince anne baba besliyorsa hiçbir şekilde müdahale etmeyin. Çok mecburi kalmadığınız sürece yani isterdim ki annesi beslesin. Çünkü gerçekten dışarıda göründüğü kadar kolay bir şey asla değilmiş. Yani insan haliyle biraz korkuyor. Acaba ölür mü, boğulur mu, çok mu yedi, az mı yedi? Ya hani bir bebek gibi diyelim. Tabii ki bazı yedirdiğim şeyler de taşıyor. Farkındaysanız hani kursağında boşluk oluşmuş. Bunun olmamasına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü eğer ki böyle olursa kursak mantarı olur. Hani şu anda hava geçti ama zaten doydu. Çok fazla yedirmemek gerekiyor. Zaten hani kursağın mih küçük olduğu için. 2 saatte bir besleyeceğiz. Mama ölçülerini ben yarım çay kaşığı koydum ama daha da az konulabilirmiş. Bayağı da arttı. Artanı dökmek zorundayız. Bir dahaki sefere kullanamayız. Isı derecesini dediğim gibi altına ayrıyeten bir sıcak su ekleyip o dengeyi sağlayabilirsiniz. Yavrumuz kendisi çıkmış. Benim müdahale etmeme gerek kalmadı. Tabii ki bu daha güzel bir şey yani kendisinin çıkması. Bizler müdahale ettiğimiz zaman biraz da tehlikeli oluyor. Yani göbek bağı kopmamışsa ölümüne neden olabiliyoruz. İnşallah diğer kalan 2 yumurtamız da kendiliğinden çıkar.